Hürriyet gazetesi yazarı Uğur Melek'e Fenerbahçe'nin çeyrek finale veda etmesini değerlendirdi ve takıma, kulübe ihanet eden en büyük unsuru da açıkladı. Uğur Melek'e Temmuz'dan Kasım'a kadar net bir stratejiyle ne yaptığını bilen bir ilk 11'i değil, ilk 25'i olan kadrodaki her bir futbolcuya dokunmayı başaran Jesus umutlandırmıştı tüm spor severleri. Ancak ne olduysa Dünya Kupası'ndan sonra oldu. Jesus o önde coşkuyla basıp savunmayı orta sahaya kadar çıkaran cesur oyunundan tavizler verdi. Kadro derinliğini zayıflattı. Ocak 2023 ile beraber birçok oyuncuyu kulübede unuttu. Sevilla'ya karşı sezonun en önemli maçının santrası itibariyle fabrika ayarlarını kısmen hatırladı Jesus. Neden ilk 11'de olduğunu kendisi de anlamayan Osterwolde dışında uyumlu ve tutkulu bir oyuncu grubu vardı sahada. Fenerbahçe sezon başında olduğu gibi önde baskıyla başladı. Kaybettiği topları çabuk geri kazandı. Atak sürekliliği beraberinde 30'daki penaltıyı ve umutları da getirdi. Ancak tur iki sebeple kayıp gitti elden. 54. dakikada son derece manasız bir şekilde kale arkasında yabancı madde yağdı sahaya. O anlarda iyi bir hava yakalayan oyuncuların ritmini o spor teröristleri bozdu, düşürdü. Dimitrovic yerde kaldı. Hakem anons yaptırdı. Altay uyarı yapmak için 100 metre geriden geldi oralara. 5,5 dakikalık bir ihanet yaşandı adeta orada. Ve muhtemelen Fenerbahçe'nin galip gelmesini istediklerini iddia eden o spor teröristleri maçın ritmini söndürdüler o yabancı maddelerle. Ve akıllarda bu maçla ilgili hep iki unsur kalacak. Batshuayi sakatlanmasaydı ve taraftarlar maçı soğutmasaydı acaba maç nasıl biterdi?